Ya insanlar buna gülüyormuş. Söylemek istemem çünkü yani anlıyorum sebeplerini, gerekçelerini. Galiba artık şunu daha çok önemsiyorum. Katılacak mısın bilmiyorum mesela ama bütçesi ya işin. Çünkü işin genel olarak bütçesi benim ne aldığımla ilişkili değil ama işin kalitesiyle ilgili. Her şey artık onun ayarında, ona göre başka bir yerde olacak. Bunun garantisi. Hayalin ne kadar benzeri yapılabiliyor değil mi? O da bütçeli artık, doğru. O yüzden bu arada Hatıran Yeter benim için bütün yürekten, yani bütün yüreğimle desteklediğim, içinde olmaktan çok mutluluk duyduğum bir proje oldu. Baştan sona her açıdan. Bir kadının böyle 50 yıllık hayatına oynama fırsatı verdi bana bu iş. Hem 20 yaş var, hem 30 yaş var, hem 40 yaş var. Hem ve güzelmiş. Oralar asla işte o dediğiniz yüzdeki bilmem neler falan filan, onlara fırsat yok. Bayağı makyajı çünkü kendim yaşlıyı oynadım. Ha. Çünkü daha önce bir projede plastik makyaj yapılmıştı bana. Tek sahneydi ama ona rağmen yüzüm kabarmıştı falan filan, böyle garip alerjik reaksiyonlar. Bir de kamerada nasıl güzel durmuyordu. Nasıl yaptın, yaşlıyı ne yaptın yani yaşlıda? Çalsın Sazlar'ın en son sahnesinde böyle bir plastik makyajla beni yaşlandırmışlardı. Tek sahneydi. Çok fazla efektif değildi. Bu filmin neredeyse %40'ından çoğunda öyle. Ne yaptın ya yaşlılıkta, ne yaptın? Burada şey yaptık. Böyle biraz daha çizgilerin belirginleştirip sonra ben kendim oynarken onu yaptım. Ben de bilmiyorum ne yaptığımı göreceğiz. Göreceğiz bakalım ya, sana bir şey. Çok heyecanlıyım onun için. Ama hani bu projede işte ne elimden aklımdan ne geçerse hepsini yapabilmek böyle projelerde anlamlı oluyor. Bazen yapıyorsun hiçbir şey gözükmüyor da. Devam edelim. Belçin Bilgin bu film yüzünden arkadaşım sevgilisinden ayrıldı diye tweet attığım için bana DM atmıştı, çok üzgünüm diye. Ay çok iyiymiş. Hatırlamıyorum Kadıköy'deki ama doğrudur Beyza. Kadıköy'deki kankerin oturduğumuz masada. Ha, bu şeyi cebimdeki yabancı, cebimdeki değil yabancı mi? Ve oradan sonra çok fazla böyle hikayeler duyduk. Biz yaptık ve gerçekten tartıştık diyen çiftler falan. O da muhtemelen daha başında artık, yani bu böyle bir filmi izlediniz ve etkisi böyle mi oluyor? Üzgünüm. Öyle şey yapıyor musun? Birebir sana ulaşanlara birebir ulaşmaya çalıştın. O zaman mi? Öyle denk. Bazen hiç bak, normal mesajlarıma bakmıyorum, bakamıyorum. Ama şey, o öyle denk gelmiş. Çok acayip filmdi gerçekten ya. Mükemmel filmdi. Çok iyi fikir. Hala fikir, çok iyi. Taze çok ve iyi bir fikir. Devam edelim. Neden bu kadar kasılarak ve sesini değiştirerek konuşuyorsun Belçim? İzlerken gerçekten ya, kulağım tırmalandı. Sevgiler. Bilmiyorum. Seni gömen herkes finalde böyle kıyamıyor da ya. Üzgünüm. Ya, sevgiler falan. Erim bilmiyorum ki. Sesime hiçbir şey yapmıyorum. Farkında değilim. Şimdi öyle dedin diye mesela şu anda sesimi dinleyerek sesine konuşuyorum. Sesine takıldın mı? Merhaba. Ya bazen böyle yalnız bir şey söyleyeyim, gerçekten ben de tahammül edemiyorum sesimi. Çok konuş, ne zaman tahammül edemiyorsun? Çok konuştun da bu şey mi? Ben mesela çıktım falan ve hiçbir şey izleyemem. Sesim bana çok şey geliyor. Devam edelim. I got you. Bu Belçim'de sürekli övülmeyi bekleyen bir tip var. Sanki övülmeyince yüzü değişecekmiş gibi. Olabilir. Övün beni be. Övün beni. Övün beni. Harikasın. Övgülere doyamam. Ne oyuncusun. Oysa biz ne öğrendik? Övülmeye de, yergiye de. Şey olacağız. Dayanıklı, şey, dikkatli olacağız. Bizim aldığımız eğitim fazla, buradan geçer. Fazla övgüye de neydi ya? Tam fazla, cümlesi. Fazla övgüye de, fazla yergiye de. Zaman benim bir yerde coşkulu bir konuşmamda. Patlama. Oley! Unicorn. Unicorn. Ay o video istiyorum ya. Devam et bakalım. Tüm dünya savaşırken bu kadar güzel olmak doğru mu? Buyur. Bak tam. Tam böyle gömecek derken. Sevdat. Teşekkür ederiz. Stop. Bu kadar güzel olmak doğru mu? Neyim yani bak yani. Söyle. Tam söyle. Bir çakal bu da. Tüm dünya savaşırken falan. Hani sana intibat edecek diye nereden gelmiş nereye bağlı. Yemin ederim. Yani böyle Sedat böyle olmuyor işler. Böyle bir şeye girmişiz. Buradaki ışık ne? Üzerime gökkuşağı düşmüştü. O yüzden zaten... Gerçek dedi. Gökkuşağı mı düştü üstüne? Bir yerde aslında normal düz bir ışık kırıldığı zaman üzerime gökkuşağı gibi düşmüştü. Aa, artık kendiliğinden gökkuşağı... Düşün işte. Unicorn. Gerçek bir unicorn olmuşsun. Devam et. Uykundan asabi kalkıp da çekmişler gibi bir haliniz var. Teşekkür ederim tespit için. Bu benim Backstabbing for Beginners filmi için audition gönderdiğim an. Yani audition ve kazandığım audition, yani role seçildiğim audition. Audition'ı çektik. Ha. Sonra da benim arkadaşım Şenay'cım bir tane de kare çekti. O kare benim yani unutmayayım ve kalsın hatıra diye. Audition'da sert bir sahneyi mi oynadı peki? Hı hı. Ha, biraz şey duygulu ve şey duruyorsun şu an. Evet evet. Yorgun duruyorsun. Evet öyle bir. Evet tutla. Devam edelim. Belçin Bilgin en sıkı hayranıyla sarılıyor. Kendim.
Kendine hayran. Çok güzel. Hiç değilim, hiç değilim, hiç değilim. Büyük sorunlarım var kendimle. O yüzden öyle de olmasın da. Ne sorunun var kendinle? Ne bileyim ya, uğraşıyorum. En de sevdiğin... Dengede kalmaya çalışmak için çok uğraşıyorum. O demin dediğin denge çok olabilir zor. O belki de. Sonsuzluk ve... Peki hiç, en sevmediğin ne mesela kendinde? Şunu sevmiyorum dediğin bir türlü... Barışamıyorum o huyumla. Çok, bu arada çok var da mesela sen ilk söylediğinde bu aralar eskiden senin bilmediğin bir huyum bu. Bu aralar öfkelendiğimde öfkemi göstermeye başladım. Yeni yeni ne olan diyorsun? Bir şey. Bayağı kızıyorsun. İçimden bir canavar çıkıyor bir anda eser. Bir anda mesela böyle konuşurken... Gerçekten sinirleniyor musun? Sinirleniyorum ama yeni sinirimi göstermeyi öğrendiğim için de çirkin şeyler oluyor. Amatör mü sinirlenmiyor? Amatörüm daha o konuda. Fazla ay, oldu mu? Bir... Kimde deniyorsun bunu? Kimse... Tabii ki kimse de denemiyorum. Dürtüsel olarak nerede eğer kontrol edilemez şekilde gelirse orada salıp... Ama yine kendi kendine mi yani? Hayır hayır. Karşımda işte birine ama kime denk geleceğini hani öyle bir denemek için değil. Olmadı. Ha. Olay anında. Pat, kıvılcım bum bam. Peki de kime oldu bum bam? Vallahi merak ettim. Aa Belçim'e bak ne oluyor diye... İki kişiye oldu biliyor musun? İsim vermeyeceğim ama çok yakınımda ve çok sevdiğim. Birileriydi ve iki kişiyle böyle bir şey yaşadım unutmuyorum. Ben, o kişi bende travma. Ben niye öyle yaptım diye. İki kişiye sinirlendi diye unutmuyor ya arkadaşlar. Birlikte bu çok çalıştım. Gerçek bir kadın bak. Şu an seni sinirlendirmek için üçüncü olmak istedim. Hani böyle şey yani yüksek tonda konuştun. Gerçekten sinirlendin. Karşıdakinin tepkisi. Yüzün falan kıpkırmızı olacak kadar o öyle bir şey. Zaten oraya çıktığın zaman. Yok bende. Sana öyle oldu mu mesela öfken çıktığında? Oldu. Goh be dedim mi yani? Oldu. Bir kere de erkek arkadaşımla tartışırken onun şöyle bir anı var ama deli bir tartışma anı ama hani bence tartışmak meğer aslında İyiymiş. Önemliymiş, evet. Geliştirirmiş. İlişkiye de eğer oralardan saygılı yani had aşmadan geçilirse onların hepsi aslında çok daha faydalıymış. Ben bunları da yeni öğreniyorum. Ben de yeni öğreniyorum. Aynı. Şöyle bir şey yapıyor. Kavga ettik. Hı. Tartıştık falan filan. Ben artık nasıl nerelerdeysem bir baktım oturdu. Şöyle yaptı ve şöyle bana baktı. Hadi be sana şov mu yapıyorum? Seni mi eğlendiriyoruz? Dedi ki sevindim ya seni öyle gördüğüme. Tamam okey tamam şu an bu normal. Bu normal falan. Vallahi değil. Bak benim aynı ya. Yani şey demek enteresanmış ki. Yani orada başka bir gerçekliğe geçtiğimiz için beni de yani o Berfun o hale getirmesi benim hakikaten şey yapıyor. Yani bilmediğim bir kasım gelişiyor gibi yani. O gerçek bir yerde dediğin gibi orayı eğer doğru atlatabilirsen ki onu da bir şekilde atlatıyoruz oradan. Öğreneceğiz değil mi? Öğreneceğiz. Öfkelenmeyi de çünkü çok nadir öfkeleniyoruz muhtemelen. Sen de bu arada. Çok, oraya evet. Çıkmak da zaten... Ama hani... çok içime atıyorum işte. Anladın mı? Atma, çok böyle atıyorum. Nasıl öfkelenmiyorsun? Nasıl boşaltıyorsun sen içini? Ben ne yapıyorum biliyor musun? Olay anında benim hep şuydu. Biraz pasif agresif olabilir ama olay anında tepki ver. Benim bir onu bir proses etmem lazım. Evet benim acaba de öyle. Sebebini de bilirsin. Aynen. Çünkü önce onu bir algılayabilir. Evet algılıyorsun. İyice tamam okey. Sonra yani arada ya yani iş geçti, senin bütün ateşin söndü falan. Sonra gidip çok makul ve sakin bir düzlemde konuşacağım şeyi konuşmak ve ne söylüyorsam asla içimde tutmamak. Ha, söylüyorsun. Ama hani kimseyi kırmadan ve düzgün bir yerden söylemek gibi bir şey yapıyordum. Onun da zevki yok işte. Onun ben da onu meğer yapıyorum. Yokmuş ben yok bilmiyordum. Yok be o aynı tatmıyor. De yükseleceksin o sıra söyleyeceksin. Sonra git bak aslında şurada hata yaptı falan. Yıllarca böyle yaptım ben saçmalık. Devam edelim. Güne böyle başlayan insandan korkacaksın demiş. Ve bu arada günaydın. Belim kırık ve belin mi kırık? Canım deliler gibi acırken o fotoğraf çekimi yani. Bu fotoğraf çekimi mi? Bu ha. Muhsin'le yaptığımız bir fotoğraf çekiminden. Ay. Bana eve geldiler ve belimin kırıklığın yani kazadan 4,5 ay, 5 ay sonra yani artık yavaş yavaş yatakta hafif hareket ediyorum. Çok acılıydım. Yani onun aralarında falan benim şöyle yattığım ve böyle bir ağrı kesici üzerine bir tane daha alalım. Hadi bu çekimi bitirelim ama çok eğlenceli. Oyun oynuyoruz dediğim bir gündü. Devam edelim. Bu arada güne böyle başlamak için yataktan kalktığında biraz zıpla eğer istiyorsan bunu. Ben bir iki kez yaptım çok değil. Nerede yaptığım bir şey değil. Nasıl? Yataktan kalktım. Kalktım zıplayacağım. Ve hemen diyeceğim. Ne zaman ya hayır bir yüzümü yıkasaydım ne yapacağım? Yüzünü yıkamadan işte. Ha. Ama yani neşeyle zıpladığın ve esneyip böyle zıpladığın anlar ya şak şak. Uyanır uyanmaz. Yok gel bir şey mi o? Hayatta olmaz. Ben böyle yaparsam Berfu... Siz Berfu ile ikiniz yataktan zıplamanız yok mu? Dedim ben uyandım zıpladım Berfu size yataktan diğer tarafa uçtu. Biz ikimiz de çok zor uyanan bir ikiliyiz.
aslında. Herhangi birimiz öyle uyanamaz. Diğerinin tadı çok kaçar yani. O da zıplasa ben sıkıntı çıkarırım ya. Diyorum Burning Man'deki ya. Ya bizi yeme kurban olduğum ya burada. Burning Man'e gitsem benim de içimdeki çocuk coşar. Burası olağanüstü bir yer gerçekten ya. İnanılmaz. En çok hayatta gitmek istediğim ama 2-3 kere direkten döndüm gidemedim İlerim yani. Vallahi. Gerçekten. Aynı pozu da veririm biliyor musun gidersen? Hayır ama artık bak söyledim bunu unutma. Kesin ya çok güzelmiş. Devam et. Bu fotoda sizin olmadığınız o kadar belli ki. Bu fotoğrafı çeken Emirhan Güler buradasın. Ben miydim o değil miydim Emirhan? Emirhan sen misin fotoğrafı çeken? Doğru bak şahidiyle geldik sana. Şahidiyle geldik. Ey linç yazanlar Narin, biz böyle. Narin cevaplar ismin böyle. De Narin'miş ne Narin güzel. Narin Kara. Devam et. Hiç kusura bakmayın. Uçmaya hazır kara garga gibisin. Kara garga. Niye şive yaptıysam uçmaya hazır olayım. Ne oldu? Ne olduğunu bir önemi yok. Uçabilen her canlı olur. Teşekkür ederim. Bunu nasıl övgüye çevirdin ya? Ya uçmaya hazır. Direkt girdim bir de. Kara garga demiş sana. Kara garga. Şuna da öfkelen be kadın. Öfkelen. Ya, çok uçuyorum ama uçabiliyorum yani. Ay. Buna da iyi yerinden bakma. Şu an öfkeni biraz coşturmaya çalışıyorum. Niye bana böyle dedin? Sensin kara garga. Beyaz güvercin falan yap böyle. Beyaz güvercin olabilirdi. Bunda böyle Winnie the Pooh falan geliyor gözümün önüne. Winnie the Pooh. Çizgi film karakterleri geliyor. Ya soyut kavramlar da olurdu. Winnie the Pooh ne ya? Allah'ını seversen ya. Sen de Tiger'sın. Sen İçinde Kesper. Binlerce rengi barındıran bir gökkuşağısın. Sen çok tatlı bir Casper'sın. Casper. Daha hiç oneri olmadım haberin olsun. Bunların bir tanesi iyi hissettirmedi daha. Orada karşılıklı alışveriş var. Bana bir tane içten gelen bir şey bulamadın ya. Dur bir dakika düşüneceğim. Ben improvize evet orada improvizeydi bu arada. İmprovize oldu belli ya kahkaha dediğindeki o mutluluğun ne kahkaha mı o neyi falan yapıyorsun. Burada mı bana bir tane bulamadın. Ben neyim? Sen her şeysin ve hiçbir şey. Yeter bence bu çok güzel. Sizler ne demek istersiniz bu video ile ilgili? Batu. Evet abi. Ben neyim? Çok. Evet bak minnoşlu şeyler geliyor. Evet minnoş. Evet. Sen benim için holigansın holigan. Galatasaray holiganısın sen. En anlayışlı. Vay. Vay işte. Eser bak. Angaralılarda bıraktığım izi görüyorsun değil mi? Anlayışlı insanı. Sen söyle Denizlili. Ha ne gülüyorsun? Ben minnoş kaldım. İnanılmaz ya. Sen bir minnoşsun bundan sonra ve bundan sonra bu linçin altında. Çok güzelmiş. Bunun linç var mı? Var. Var mı linç buna? Ayıp ya. Sen bir arısın derken işçi arımı, kraliçe arımı kastediyor. İkisi arasında fark var. Benim arkadaşım böyle durmadan çalışan ve üreten bir arı. Aynı zamanda da evet kraliçe de olabilir. Tabii ki kraliçe. Çok güzelmiş ya. Kraliçe arımı. Kesinlikle. Ama aynı zamanda da çok çalışkan bir kraliçe arı. Evet, şu anda da değil mi? Ben giremedim, moda giremedim, dur. Kimden konuşuyoruz biz en son? Evet. Film de çok güzeldi. Koptum ya, şeyden koptum. Ben neyimi düşünüyorum? Hiçbirini beğenmedim söylediklerinizi ya. Anlayışlısın ne abi? Anlayışlı bir ayı mıyım? Ne minnoş, mi? Minnoş. Ya sadece anlayış olmuyor. Minnoş. Yumuş. Yumuş olmaz mı? Yumuş. Ya ben çok daha güzel şeyler olabilirim ya. Hadi abi bir şey söyleyin. Pamuk kalpli. Pamuk kalpli. Güzel ama. Yufka yürek. İlham. Ne olabilir? Hasan? Bursa mıyım? Bizim filmimiz Bursa'da çekildi. Biz bunu öyle nasıl mi konuşmuyoruz öyle ya? Öyle mi? Nerede çektiniz? Evet. Mudanya. Trilye'de. Ay ne güzel. Bütün o bölgede çekildi. Ve orada Mudanya'da olağanüstü bir otelde kaldık. Demişim, ben de eser çok, çok güzeldi. Güzel oldu. Çok keyifli yani hem böyle olmak. Şey yaptık. En son birbirimize iltifatlarımızı da ettik. Sen bir unicorn'sun. Konuk müzemiz var. Alalım bakalım. Neymiş? Benden sana buyurun. Çok... Yaratıcı olmuş Edem. Bu ne Belçin? Benim yer mi? Orkid buraya her eyalet.
Fed değil. Stüdyen de değil değil mi? Stüdyen de onu... değil. Çünkü bu böyle... Artık açamıyorum hediyeleri. Sevgili konuklar, geriliyorum. Bir uyku gözlüğü. Benim çok uçuşlarımdan. Kanada'ya gidene kadar. Ay, çok iyi be. Ben acayip seviyorum biliyor musun uyku gözlüğünü? Çünkü hep gündüz uyumayı sevdiğim için bu acayip kurtarıyor. Evet. Bunu kapatırım var ya. Sonra da uyanır dansımı ederim, kalkarım devam ederim. Gerçekten. Aman zıplamayı unutma. Evet. Alkışlar bir bilgine gelsin. Teşekkür ederim. Önce bir şey söyleyeceğim. Sen bu kadar da geldin, bize böyle hediyemizi de getirdin. Önce otur şöyle, oturmuşken de şey yapalım. Bugün de sen buraya konuk olduğun için, yakında da doğum günün olduğu için biz de sana ya böyle tatlı bir pastayla sürpriz yapmak istedik. İyi ki doğdun bir. Ya. İyi ki doğdun bir. Biraz kenara kamera bildi. İyi ki doğdun. Yıllar bir. Artık bir oluşumla bu doğum günümle birlikte. Ben cennetlendi. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. İyi ki doğdum da, iyi ki seni de tanıdım, iyi ki bir sürü bu linçleri de yedim. O linçleri atanlar da harika insanlar. Hepiniz.